Tenisspor'da bu hafta Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası için Amasya'dayız. Ferdi ve takımlar arasında yarışların yapıldığı Amasya Spor Salonu'nda küçük sporcularımızla bir araya geleceğiz. Tabii ki öncesinde geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran masa tenisi sporunun nasıl geliştiğini, dünyadaki ve Türkiye'deki ilerlemesini birlikte görelim. Masa tenisi 1800'lerin ikinci yarısında İngiliz subaylar tarafından Hindistan ve Güney Afrika'da oynanmaya başlandı. 1890'dan itibaren Birleşik Krallık'ta yaygınlaşmaya başlayan masa tenisi bir süre ping pong tanımlamasının telif hakları yüzünden sürüncemede kaldı. 1921 yılında İngiltere'de Masa Tenisi Federasyonu kuruldu. Peşinden de 1926 yılında İngiltere, İsveç, Macaristan, Hindistan, Danimarka, Almanya, Çekoslovakya, Avusturya ve Galler'in Berlin'de yaptıkları toplantıyla Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu kuruldu. İlk Dünya Şampiyonası 1927 yılında Londra'da yapıldı. Bu tarihten İkinci Dünya Savaşı'na kadar tüm şampiyonalar Macaristan'ın egemenliği altında geçti. Zamanın en iyi oyuncuları, kadınlarda 7 dünya şampiyonası kazanan Macar Maria Medniyanski ve 5 kez dünya şampiyonu olan yine Macar Viktor Barna'ydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir süre daha Orta Avrupalı oyuncuların egemenlikleri sürdü. 1953 yılından itibarense Asyalı oyuncular masa tenisinde söz sahibi olmaya başladı. Asyalı yıldız oyuncuların aniden ortaya çıkmalarının bir sebebi, Japon Horoi Sato'nun 1952 yılında ilk kez tanıttığı süngerli lastiklerin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu yeni malzeme oyunu hızlandırdı ve sporcuların topa daha fazla falso vermelerine imkan sağladı. 1988 yılında masa tenisi, erkek ve kadınlarda teklerle çiftler müsabakalarını içeren olimpik bir spor haline geldi. Türkiye'de ilk kez 1920'li yılların ikinci yarısında tanınmaya başladı. Cazip ve hareketli bir spor dalı olan masa tenisi İstanbul'da hızla yayıldı. İlk İstanbul Şampiyonası 1930 yılında Altınordu Spor Kulübü tarafından düzenlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden aynı zamanda yüzücü ve boksör olan Raşit Bey, finalde İstanbul Sporlu Semih Duransoy'u yenerek Sarı Lacivertli Kulübe bu daldaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Bundan sonra 1948 yılına kadar bir duraklama devresine giren masa tenisi faaliyetleri, 1950'li yıllarda sürekli bir artış gösterdiyse de bu düzensiz ve organizasyon açısından eksikleri olan bir artıştı. 1966'da Masa Tenisi Federasyonu'nun resmi olarak kurulmasıyla birlikte yabancı antrenörlerin de katkısıyla okullarda ve altyapıda eğitim çalışmaları başladı. İlk federasyon başkanı aynı zamanda gazeteci olan Ali Abalı'dır. Bu dönemden sonra 33 defa milli formayı giyen, 1973, 1985 ve 1993-1997 tarihleri arasında federasyon başkanlığı da yapan Daniel Çiper, ülkemizde bu sporun gelişmesi için çok büyük çaba sarf etti. Ülkemizde modern masa tenisi çalışmaları 1967 yılında Türkiye'de göreve başlayan Macar antrenörler Jelsko Hirbut ve Yeno ile devam etti. Vasil Aleksandrisis 1973-1975 Akdeniz oyunlarında altın madalya kazanarak bu dalda Türkiye adına uluslararası başarı kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Amasya Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası'na Türkiye çapında 30'dan fazla kulüpten tam 300 sporcu katılıyor. Tabii ki bu sporcuların katılımında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun emekleri çok büyük. Şimdi karşınıza federasyon yetkililerini getireceğiz. Bazıları masa tenisinde 30'dan fazla senedir emek veriyor. Onları dinleyelim bakalım yeni yetişen sporcularla ilgili neler söyleyecekler. Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası takım ve ferdi müsabakalar olarak gerçekleşmekte. Amasya ilimizde gerçekleşen bu faaliyete Türkiye'nin değişik bölgelerinde grup müsabakaları sonunda katılmak kaydeden takımlar ve sporcular iştirak etmekte. Güzel bir şampiyona oluyor. Şu ana kadar sporcularımızın müsabakalarında teknik ekibimiz, antrenörümüz yakından takip ediyor. Milli takım düzeyinde birçok sporcumuzun yarıştığı bir şampiyona bu. Burada müsabakalarda yıldızlar kategorisinde erkeklerde ilk 4 sıra alan, bayanlarda ilk 4 sıra alan sporcularımız Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Makedonya Üsküp şehrinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Milli takımımızda yer almaya hak kazanacaklar. Güzel bir şampiyona. Tabii ki burada katılan her sporcumuz değerli. Ama buradaki tabii bir kazanan olacak mutlaka. Bizim amacımız burada milli takımlarımıza gelecekte daha fazla bir sporcu havuzu oluşturmak, daha büyük bir milli takım yarışma ruhunu milli takımda kazandırmak ve amacımıza bu açıdan baktığımızda ulaşmıştık görüyoruz şu anda. Pekin'de düzenlenen 29. Olimpiyat Oyunlarına masa tenisi dalında iki sporcuyla katılan Türkiye, tarihinde ilk kez bu branşta olimpiyatlarda mücadele verdi. Türkiye'yi Çin asıllı Melek Wu ve Cem Zeng temsil etti. Bundan sonraki hedef ise 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları. Şu anda tabii ki de teknik tamamen değişti. Daha çok herkes çalışması gerektiğinin bilincinde. Daha yoğun tempoda geçiyor antrenmanlar ve bu şekilde de başarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Artık yetenek tabii ki de çok önemli ama yetenek biraz masa tenisinde ikinci planda. Daha çok çalışan, daha çok başarılı olabiliyor. Bu yüzden de doğru teknikle, doğru işte antrenörle, sistemle bu şekilde herkes çok fazla çalışarak başarı elde etmek için uğraşıyor. Biz de bunun peşindeyiz. Şu anda da işte ben yaklaşık geçen seneye kadar A milli takımda da aktif olarak sporcuydum. Şu anda artık antrenörle geçiş dönemim başladı. Yıldızlar kategorisine bakıyorum. Orada da ilk 4'te 3 tane kendi sporcumuz mücadele ediyor. Bu sene de hedeflerimiz arasında tabii ki de Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda derece almak istiyoruz. 2024 Olimpiyatlarına Özge Yılmaz aynı zamanda ben de antrenörüyüm Halil hocamla birlikte. Çok yakınız. Özge'yi inşallah 2024 Olimpiyatlarına ilk yerli sporcu olarak göndermek için elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. Hatta daha bugün indiler sabah, Dünya Şampiyonası'ndan geldiler. Yakınız şu anda, geçen hafta bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şu anda gerçekten yakınız Özge'yi olimpiyata göndermek için. Şimdi son dönemlerde özellikle son 15 yıl Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu katkılardan ve destekten dolayı geçmiş tarihimizden çok daha iyi noktalara taşındık. Şu anda altyapıda çok ciddi başarıları ve çok güzel olumlu sinyaller veren çeşitli spor kulüplerinden hem bayanlarda hem erkeklerde sporcu kardeşlerimiz var. Bu sporcularımızla kısa, orta ve uzun vadeli yaptığımız planlarla birlikte Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak Avrupa, dünya ve olimpiyat düzeyinde sporcular yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Daha önce katılmış 3 sporcu kardeşimiz var. 1 bayan, 2 tane erkek. Ancak maalesef Türkiye Masa Tenisi Federasyonu geçmişinde tamamen Türk devşirme sporcularımız var. Türk olmamış durumda. Ancak biz zaman içerisinde bunu başarabilecek güçte ve teknik kadroda ve bu donanımdaki sporculara sahip olmaya başladık.
zaman Türkiye çapında 120 binden fazla lisanslı sporcu bulunuyor. Bu 120 bin sporcunun 10 bin civarında olanı da faal olarak masa tenisinde yer buluyor. Buraya katılan sporcularımız ise yıldız sporcularımız ve küçük yaşlardaki sporcularımız ki oldukça renkli, cıvıl cıvıl ve rekabeti seven kişilikler. Bakalım şimdi onlara kulak verelim. Kendi gelecekleri ve masa tenisinin geleceklerine nasıl etki etmesini istedikleri konusunda neler söyleyecekler? Onlar masa tenisinde Türkiye'nin gelecekteki yıldız isimleri. Her biri küçük yaşlardan itibaren bu branşla tanışmanın şansını yakalayabilmiş. Biz okuldayken yani hocalar gelmişti bize. Masa tenisine başlamak isteyenler, devam etmek isteyenler var mı diye sordular. Ben de el kaldırdım, öyle başladık. Ondan beri, yani birinci sınıftan beri devam ediyorum. Şu an yedinci sınıftayım. Altı senedir devam ediyorum spora. Hayatımda ilk önce derslerde çok düzenli ve başarılı olmamı sağladı. Hayatımı düzenledi diyeyim. Planlı programlı olmamı sağladı. Hedeflerim Türkiye'de ilk önce şampiyon olmak istiyorum. Ondan sonra Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonalarına gitmek istiyorum. Ve başarılı olmak istiyorum. Arkadaşımın yardımıyla başlamıştım 4. sınıfta. Ailem bana bu konuda çok destek oldu. Böyle her şeyimde yardım etti. Bir yerlere gittiğimde falan her zaman yanımda oldular. Hiç beni bırakmadılar, her zaman desteklediler. Hayatımda okulumdaki şeyleri değiştirdiler. Ya ders notlarım falan yardımcı oldu. Sonra normal sosyalde herkesin göz önünde bulundurmasını sağladım spor. Herkesin gözünde oldum. Avrupa şampiyon olmak, dünyada sıralamam olması. Her zaman hırslı olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor, azimli olmamız gerekiyor. Her şeyi denememiz gerekiyor, hemen pes etmememiz gerekiyor. 3 tane Türkiye şampiyonluğum var. Eurokit kampında ikinci olmuştum. Bunlar yani bu kadar ve bazen ikinciliğim olmuştu. Genelde kendi takım arkadaşlarımla yarıştığım oluyordu finalde. Bu kadar. Kaç tane yani? 3 tane Türkiye şampiyonluğum. Bu kadar. İnsanın kendine güvenebilmesi lazım. Yani kendine güvenmeyen bir sporcu yapamaz. Hani başaramayacağına inanmayan bir sporcu bunu yapamaz. Kendine inanması lazım. Ne olursa olsun her şeye geçebilmesi lazım. Yani çalışmak da önemli ama en önemli sporcunun kendisi ve antrenörünün yardımı, desteği. Avrupa'da dereceye girebilmek bu öncelikle oluyor. Dünyada sıralamam olsa benim için yeter. Yani şimdilik en azından bu kadar. İleri zamanlarda daha fazlasını düşünüyorum. Oradaki sporcular mesela daha orta seviyede olduğum halde kendimi pek göremedim. Hani bu konuda biraz üzüldüm kendim için, Türkiye için de aynı şekilde. Daha fazla bunları düşünerek kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Hani oraya gidebileceğime inanabiliyorum, Avrupa şampiyonluğuna dereceye gelebileceğime. Ya okullarda Türkiye şampiyonluğumuz var. Kulüplerde İstanbul'da falan Türkiye ikinciliğimiz var. İstanbul'da milli takım seçmelerinde 4. oldum. Hani en iyilerde 5. oldum. Benim annem gençlik sporda görev yapıyor. Annem görevli olduğunda ben de yanında gidiyordum. Orada da Mesut hocamı gördüm. Mesut hoca da antrenman yaptırıyordu. Ben de başlamak istedim. Öyle başladım. Hedefim Türkiye şampiyonluğu ve milli takımda kalabilmek. Bir kere spor çok şey kazandırıyor. Çevren geniş oluyor. Arkadaşlık ilişkilerin oluyor. Derslerde dikkatini daha çok arttırıyor masa tenisi. Masa tenisinde başarılı olabilmeleri için en büyük destek de tabii ki ailelerinden geliyor. Hedeflerim, küçükten beri doğru söylüyorum. İlk başta Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Avrupa şampiyonu olmak, sonra da inşallah dünya sıralamasına girmek. 2024 olimpiyatlarına ilk başta çok çalışmak lazım her zaman gibi. Hani 2024 olimpiyatlarına girmek tabii herkes ister ama en çok çalışan girer. İnşallah ben de girerim. Ailemin desteği, babamın desteği çok büyüktü. Her zaman ne zaman bırakmak istesem masaya yenildiğimde her zaman o elinden tutardı derdi. Hani bu sporda yenmek de var, yenmek de. Onun için her zaman hani kolumdan tutup devam ettirdi. Ve onun sayesinde buralara geldim ve tabii ki hocalarım, Merve hocam da genç hocaya da çok borçluyum. Masa yani hem sosyal hayatta hem çok iyi arkadaşlar katıyor masaya sporda. Hani bir sürü arkadaş tanıyorsun, ondan sonra stresini atabiliyorsun. Sonra biraz da hani nasıl diyeyim, zihni açıyor. Küçükler Türkiye şampiyonu, Yıldızlar Türkiye ikincisi. Macaristan'da üçüncülüğüm var. İtalya'da da Akdeniz üçüncülüğüm var. Haftanın her günü çalışmalısın aslında. En az 3,5 saat. Polonya açık turnuvada derece yapmak, ya ilk üçün içine girmek
Sonra Balkan Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu Avrupa doğru gideceğiz. İkinci sınıfta hocaların okuluma gelmişti ve masa tenisi formu tanımıştı. Burada gelmek isteyenler var mı diye sormuşlardı ve ben de el kaldırdım. Annemgil de ya ailem bana tam destek oldular. Hı hı. Öyle başladım. Sosyal hayatım çok değişti ve çok iller gördüm yani. Çok aktivite yapma fırsatın oldu. Evet. Çok güzel. Peki hedefler neler senin için? Hedeflerim Türkiye'de başarılar elde etmek istiyorum. Masa tenisinin yıldız isimleri için hedefler de çok büyük. Masa tenisinde ben 1. sınıfa başladım. Bir tane tenisten hocamız geldi, böyle sınıfta seçmeler falan yaptı. Hı-hı. Seçildim. 20-30 kişi falandık. Sonra ben çok sevmeye falan başladım. İlk başta babam diyordu çok küçüksün daha yorulursun falan. Ama ben her gün böyle baba lütfen gidin, baba lütfen apartmanda oturuyordum falan diyordum. Her gün gittim, hiç bırakmadım ve devam ediyorum. Çok seviyorum. Masa tenisi hayatımda benim çok şey değiştirdi. Mesela derslerimde çok iyiyim. Mesela evde oturuyorum, ders çalışıyorum, sınavdan düşmek istiyorum. Ama masa tenisine gidip ders çalışınca hem daha çok çalışmış oluyorum. Kafam daha rahat oluyor. Bir de masa tenisi stresimi atıyor benim. Çok rahatlıyorum orada. Sonra 2024 olimpiyatlarına katılmak çok isterim tabii. Dünyada sıralamam olsun isterim. Yani çok büyük hedeflerim var. Yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Amasya, genç nüfusuyla göz dolduruyor. Gençlik Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, kış sporları dışında her türlü sporun Amasya'da yapılabildiğini ve halktan da yoğun ilgi olduğunu belirtti. Amasya tarih itibariyle spora ev sahipliği yapmıştır. Ciddi manada dünyada ses getiren bir ilimiz olmuştur. Hı hı. Özellikle Hamit Kaplanlar, Mahmut Demirler, olimpiyatlarda hakikaten Amasya'mızı temsil etmişlerdir. Bu konuda çok zenginiz. Hı hı. İlimizde spor olarak kış sporları hariç bütün dallarda iyi bir şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Tesislerimiz hakikaten çok çok iyi. Şu anda ilimizde yüzme havuzumuzdan, curling'den, kapalı spor salonlarından, ilçelerimizde yine hakeza orada gençlik merkezlerimizden, statlarımızdan, salonlarımızdan ciddi manada faydalanıyoruz. Devletimiz çok sağ olsunlar bize, Amasya ilimize. İlimiz belki nüfus olarak küçük olabilir ama tesis olarak çok büyük bir imkanlara sahibiz. Bu konuda Amasya ilimizde de spora yatkınlık çok çok fazla. Herhalde genlerimizden geliyor çünkü güreşe olan yatkınlık çok üst seviyelerde. Özellikle şu anda tekvondoda Avrupa şampiyonlarımız var. Güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlarımız hakikaten bu konuda çok zenginiz. 8 tane kulübümüz federasyon değerliklerinde ciddi manada müsabaka yapıyorlar, yarışıyorlar. İlimizde gençlik merkezlerinde çok ciddi manada öğrencilerimize uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Özellikle gençlerimiz gençlik merkezlerinde her türlü sportif faaliyetlerin yanında kişisel becerilerini geliştirecek etkinliklerden faydalanmaktadırlar. Genç spor olarak bu bölümü kapatmadan önce hazır Amasya'dayız. Yeşilırmak kenarında bir yürüyelim ve buranın halkına soralım istedik. Sporla ilgileniyorlar mı? Ki çok şanslıyız. Elimizi verdiğimiz herkes bize sporla ilgilendiğini söyleyerek geri döndü. Çoğu da genç isimler. Bakalım başka bize neler söylemişler, birlikte görelim. İlknur Hanım, eski bir basketbolcusunuz. Basketbola ne zaman başladınız, nasıl başladınız ve hayatınıza kattıkları neler oldu? Ben basketbola ortaokulda başladım. Lise sona kadar sadece devam edebildim. Aynı zamanda handbol oynuyordum. Hayatıma ne kattı? Bir kere bir kadın olarak, bir bayan olarak, hani kız çocuğu olarak özgüven diyeyim başta. Kendime olan güvenim arttı. Benim hayattaki bakış açımı değiştirdi. Daha emin adımlarla hayatıma devam etmemi sağladı. Çünkü o zamanlarda işte yaşım şu an 40'a geldi ama o yaşlarda biliyorsunuz kız çocuklarının üzerinde biraz baskı vardı. Bu baskı biraz üstümüzden kalktı. Kızların da bir şeyler yapabildiğini ailelere gösterdik. Onlara hani o gururu da yaşatma imkanı oldu. Şimdi çocuklarıma aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Büyük oğlum baskete başladı daha yeni.
İşte inşallah ufaklığı da vereceğiz. Sporcu bir aile olmak istiyorum. Yani onlar da kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Güvenleri yerinde olsun istiyorum. Masa tenisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzledim. Güzel, zevkli oluyor maçlara. Evet. Çocuğunuz var mı? Çocuğum var. İki tane kızım var. Önerir misiniz? Öneririm, evet. Zaten kendi jimnastiğe gönderiyorum şu an. İkisi küçük, 5 yaşlarında. İleriki dönemlerde öyle bir niyetim de var zaten. Muay Thai sporuna 2-2,5 sene önce başladım. Hayatımda neler değişti? Hayatımda spor anlamında hani kötü bağımlılıklardan uzaklaştırıyor. Hele ki spor insanın vücudu zinde tutuyor. Efendime söyleyeyim, sağlıklı yaşam için. Hani ileride meslek seçiminde, ondan sonracıma mesela asker olmakta. Yani faydaları dokunabilir. Hani insanın vücudunu da geliştiriyor. Sağlıklı bir spor. Peki bize Muay Thai sporunu anlatabilir misin? Muay Thai sporu Tayland atasporu. Türkiye'ye yara olimpik olarak geldi. Ben 2-2,5 sene önce yapıyordum. Bıraktım ama tekrardan başlamayı düşünüyorum. İşte müsabakalara gittik. Çok sayıda milli sporcu çıkarttı. Avrupa'da, dünyada madalyalar kazandırdı. Güzel bir spor. Herkese tavsiye ederim. Evet, Bekir Aksu ile birlikteyiz. Kendisi bir boksör. Bekir'cim, bana anlatır mısın? Amasya'da spora eğilimli mi insanlarımız? Meyilli mi? Seviyorlar mı? Tabii seviyorlar kendileri de. Pek fazla önem gösterilmiyor ama yine de dövüş sporlarına özellikle. Daha çok top, takım sporlarına yönelik şeyler yapıyorlar. Dövüş zaten Türkiye'de pek ilerlemediği için, özellikle ben Avni Yıldırım şeyim, taraftarıyım. Onunla gelişiyor zaten boks, dövüş sporları. Onun haricinde yine eğilim var yani. Sen nasıl keşfettin boksu burada? Ben boksu nasıl keşfettim? Ben 10 sene önce başlamıştım ana sınıfında. Kuzenim sayesinde. Ondan sonra aldı başını gitti. Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu falan derken. Her şekilde her gencin spor yapabilmesi için bazı aktivitelerin okullarda falan olması lazım bence. Evet, sen hangi branşla ilgileniyorsun? Ben futbolla ilgileniyorum. Kaç yaşından beri? 11. 11. Kim seni buna yöneltti? Babam. Çünkü kendisi de oynuyormuş daha önceden zaten. Hı-hı. Süper Lig'de de oynamış bir miktar. Süper. Hangi takımda? Onu bilmiyorum, pek bahsetmiyor geçmişinden ya. Öyle mi? Evet. Sen kaç sene oynadın? Ben 11 yaşımdan beri işte 5 sene oynadım, 5-6 sene. Oynadın, 2 sene önce bıraktın. Aynen, 2 sene önce. Yeniden başlamayı düşünüyor musun? Evet, üniversiteye gittiğimde düşünüyorum. Çok güzel. Peki sporla birlikte bir hayat nasıl oluyor? Sporla dersleri düşünürsek zor oluyor. Onun dışında bence güzel, zevkli. Çünkü hayatın anlamı bence spor. Nasıl desem yani, her şekilde vücudunu hareket etmiş oluyor zaten. Sağlıklı bir vücut oluyor. Sağlıklı bir vücut olması için de ona göre beslenmeni yapıyorsun zaten. O yüzden bence spor çok güzel bir şey. Evet Furkan, mezuniyetin hayırlı olsun. Öncelikle bir yandan okul, bir yandan spor nasıl gidiyor? İyi gidiyor abla. Bu yıl biraz futsala yöneldik okul olarak, okul sporlarında. Dördüncü olduk. Ondan sonra hayatta işte mezun olduk, gidiyoruz liseden. Futsala devam edecek misin? İnşallah futbola yöneleceğim. Üniversitede takıma girmeyi düşünüyorum. Gittiğim üniversitedeki ilin altyapısına girmeyi düşünüyorum. Öyle. Kaç seneden beri futsal yapıyorsun? Ya ben küçüklükten beri çok top oynuyordum yani. Sokaklarda falan. Lisans olarak da 5. sınıfta falan başladım herhalde ben. Evet. Çok güzel. İlkokul 5'te. Evet. Çok güzel. Peki Amasya'daki diğer spor olanakları nasıl? Amasya'daki spor olanakları var yani. Onlar da yapmak istiyor. Yüzme var. Sonra futbol var. İşte futsal, basketbol, voleybol. Yani bildiğimiz sporlar var. Mesela curling geldi şimdi Amasya'ya. Çok güzel. Mesela bizim beden hocamız onu şey yapıyor. Ahmet Arı. Öyle yani. Ya onlar da yapmaya çalışıyorlar ama daha çok olmasını isteriz tabii ki. Amasya'daki spor olanakları deyince neler gelir aklına? Amasya'da spor olanakları voleybol için şu an iyi gibi gözüküyor ama geliştirilmesi gerekiyor. Ne gibi geliştirilmesi gerekiyor? Saha imkanımız şu an var ama bir tane daha olsa iyi olabilir. Çok güzel. Diğer branşlardan haberin var mı? Yani çok ilgilenmiyorum diğerleriyle. Çok güzel. Peki kaç yaşından beri voleybol oynuyorsun? 10. 10 yani 4 senedir. Seni voleybola yönlendiren ne oldu? Babamla pikniklerde oynuyorduk ya da başka yerlerde kapının önünde tarzı yani oynatmaya çalışıyordu. Sonra fark ettiler, gönderdiler. Çok güzel. Peki voleybolla birlikte sosyal hayatında ve aile hayatında ne gibi güzel şeyler oldu? Voleybol dışa dönük olmamı sağladı. İçime kapanıyordum çok. Yani
Avantajları çok gerçekten. Güzel bir şey. Arkadaş imkanı çok fazla oluyor. Çok fazla kişiyle tanıştım. Onun sayesinde iyi bir ortamım oluştu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.